Ne yapıyorsun sen? Hiç, yastığımı aldım. Çalışma odasında kalacağım da. İyi geceler. Kimse anlamayacak mı evden? Yani bu şeyi, Emir özellikle. Yok, anlamaz. Uyu zaten. Ben de biliyorsun, yan taraftayım. Evet. İyi geceler Faruk. Kapı bir pencere, bir gökyüzü damdan düşmüş evin içine. Vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin. Gene öldün, sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün, sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Peşine rüzgar oldum, sürdüm.
düşlerimi göğe. Vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Gün döküldü yastığa, gölge bitti. Bir an oldu düşler yine. Bir kapı, bir pencere, bir gökyüzü. Damdan düşmüş evin içine. Vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Dedi, gel peşimden, inat olsun ele güne. Düştüm onun peşine, rüzgar oldum. Sürdüm düşlerimi göğe. Vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu, vay vay sevdin onu. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Sevmesen ölürdün, sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün. İyice hadi. Ama bir, sevdin, iki, üç. Sevdin onu öldün. Sevmesen ölürdün ama sevdin gene öldün. Gelin odası telaşı ne güzel oluyor değil mi? Ya çok güzel oluyor. Bütün telaşlarımız böyle olsa keşke. Bu arada takma kirpik ister misiniz? Ay yok hiç istemem. Hiç. Takma kirpiğe gerek yok ki zaten. Bak bende ne var. Ay gerçekten çok güzel oldu. Vallahi göreni yakacaksınız bu gözlerle. Vallahi ben bir kişi yakayım bana yeter zaten. Ben gideyim bir bizimkilere bakayım biraz. Oğlan tarafı geç kaldı. Bekliyorum ben sizi. Tamam. Faruk neredesiniz? Sizi bekliyoruz. Her şey hazır. Fotoğraf için sizi bekliyorlar. Aa! Daha biz hazırlanmadık ya. Nasıl hazır oldunuz hemen? Biz oluruz. Şeyi niye kapattın? Görüntülü telefonu niye kapattın? Bir görseydim seni.
E gelince görürsün, yemezler. Ya şimdi bırakalım, Osman bayılsın. Rol çalmayalım düğünde. Sen bir önceden tansiyonumu al bakayım. Faruk'cum, senin cezan daha bitmedi. Gelince görüşürüz diyorum. Tamam. Hadi bay bay, çabuk gelin, bekliyoruz. Olmuş mu gerçekten? Çok güzel olmuşsun. Peri kızı gibisin. Ay. Yalnız bir şey diyeyim mi? Zaman böyle yaklaştıkça benim karnıma ağrılar giriyor. Bu kadarı normal mi Süreyya? Normal, çok normal. Erkeklere ulaştın mı? Yoldalar kuzum, merak etme. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı. Ay, gün batmak üzere. Ya altın ışığı kaçıracağız. Bir daha mı arasan? Şimdi aradım ama geliyordur, yoldadır. O da heyecanlı ya şimdi. Muhteşem olmuşsun. Ay bu ne güzellik. Aman yarabbi, bu kimin kızıdır? Makyajını bozmayayım. Olmuş mu? Olmuş mu mu? Kendim de dahil hayatımda gördüğüm en göz kamaştıran gelin olmuşsun sen. Canım kızım. Burada da annene benzeme ve bir kez gelin ol ve mutlu ol, tamam mı? Çünkü as bitter as I feel right now, mutlu son diye de bir şey var. İnşallah senin olsun o mutlu son. Ay ben ne yapıyorum ya? Şapşal, bu makyajla alınır mı? Bugün doyasıya eğleneceğiz, yarın istediğim gibi ağlarım. Ya sanki sen ağlarsın. Oh, aman Allah'ım, bu ne? Sen biraz geline haksızlık etmiyor musun ya? Sen bir gelini gör de öyle konuşalım. Tam bir fıstık oldu. O kadar güzel oldu ki. Benim bu gece senden başkasını gözüm görmeyecek ki. Ya, ya tamam Faruk. Allah Allah. Tamam ben gideyim, haber vereyim de fotoğraf için havayı kaçırmasınlar. Osman aşağıda değil mi? Nasıl, sen görmedin mi Osman'ı? Nasıl zannedeyim Osman? Aa, biz bir saat oldu Osman'dan ayrılalı. Böyle çok içimiz kıyıldı, yolda bir yerde durduk, yemek yedik. Ben de niye beni kimse merak edip evden aramıyordu? Osman nerede? Aa. Ne yaptınız? Osman nerede? Ne bileyim nerede? Sınavlarına satarsın abi, sonra zırt pırt ararsın değil mi? Hani erkeklerin sesi var, görüntüsü yok. En önemli erkek zaten gelmedi. Şekerim, timingi yetiştiremeyeceğiz yani, çok sarktık. Doğru dedin de geliyor. Başka arabayla gelmiş Osman. Osman. Ama esas damadın gelmesi lazımdı. Tamam, siz haklısınız. Ben arayayım, siz Burcu'nun yanında kalın da... kimse onu oyalamadan geri geleyim şimdi. Arıyorum hatta. Var mı bir şey?
Abi arabası da yolda falan yok ya. Osman mı kayıp? Ya yok da öyle bir şey yok. Kayıp falan yok. Ay ne oluyor? Ha? Kim kayıp gene? Ay bir günümüz avukatsız geçsin ama ne olur ya. Ya yok öyle bir şey yok. Allah Allah. Alevlendirmeyin ortalığı yok bir şey. Niye açmıyor telefonunu? Ya hayatım ne bileyim niye açmıyor? Trafik falan vardır. Bir şey vardır. Abi. Ya bunun rengi de biraz atıktı. Kaçmış olmasın. Niye atık? Hiç öyle işte biraz böyle takıldık falan. Galiba Fikret biraz gözünü korkuttu. Evlilik sen mi gözünü korkuttu Fikret? Hı? Yok canım olur mu işte biraz şakalaştık falan. Şey ya erkek geyiği babında öyle oldu. Bravo. Yani gerçekten bravo. Bravo Faruk. Ne alakası var oğlum? Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Ne yapayım ben bir şey yapayım mı? Evine gidip bakayım acaba? Annem şimdi kıllandırmayalım annemi tamam. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Tamam sakin ol. Ben kapıdayım bekliyorum. Ne zaman geçmiyor ki şu an? O yüzden sanki çok zaman geçmiş gibi. Aslında değil. Osman nerede? Biri geliyor, biri gidiyor. Ne oluyor? Ya millet gelmeye başladı. Yok mu hala bir... Ne oluyor? Haber mi geldi? Aa, herkes biliyor. Bir ben mi bilmiyorum. Ne oluyor? Osman telefonunu açmıyor anne. Aa. O mu düştü kaldı bir yerde bu sefer de? Ay gerçekten kızacağım artık. Kalpten bir yerde ben bayılacağım. Anne tamam. Biz Akif'in söylediklerini kayda almadık ama... acaba sizin yaptığınız şakalardan Osman etkilenmiş olabilir mi Fikret? Ya ne alakası var İpek Allah aşkına? Yok öyle bir şey. Ne oluyor? Ne şakası? Ne o ya? Güya sen onu korkutmuşsun tamam mı? O yüzden kaçmış falan. Hayır canım saçmalayın o ne kendi aramızda şakalaştık şey geyik yani. Yok canım İpek sen de yani Osman kaçar mı kaçmaz kaçma. Vecdiğimi arayalım ne yapalım şimdi? Yok yok anne bence biz biraz daha sabredelim. Ne yapalım biliyor musunuz dışarı çıkıp insanları oyalayalım. Biraz zaman kazanırız hiç olmazsa hadi. Canım hazırlatırım damat bu. Damat çelenk değil nasıl saklayalım? Yukarıda Burcu'da Siren Hanım da damat nerede deyip duruyor. Ya tamam bence doğru olan bu biz yavaştan çıkalım hadi. Zaten bizim olaysız organizasyonumuz olur mu? Hani özellikle mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Vallahi, vallahi aklımı oyalayacağım artık. Allah'ım sen aklımı kayet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Nefes al. Biraz daha iç. Biraz daha. Ne olur biraz daha iç. Sakin ol. Bana bak.
Nefes al. Nefes al. Herkesi meraklandırdın değil mi? Sen nasıl buldun beni? E sen söyledin ya sırrımızı. Ne düşünüyorsun Osman? Bilmiyorum. Hatta sorun şu, hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey. Sana bir itirafta bulunayım mı? Ben de imzayı atmadan birkaç dakika önce böyle olmuştum senin gibi. Bir anda fark ediyorsun değil mi hayatın ne kadar değişeceğini? Başka birine anne diyorsun. Bir anda sorumlulukların büyüyor. Önceliklerin değişiyor. Çok korkutucu değil mi? Cesaret ettim. Yani hiç tanımadığın birine bir ömür boyu söz verebilmeyi sen nasıl göze aldın? Bilmem. Adı üstünde aslında. Can yoldaşlığı, hayat arkadaşlığı. Yolda öğreniyorsun. Ya beraber büyüyorsun ya da küçülüyorsun. Duyguların garantisi yok ki maalesef. Şöyle bir Farah'a baktım. Oturuyor yanımda yakışıklı yakışıklı. Sonra gözlerimi kapattım. Ve onsuz bir hayat düşündüm. Nefes alamadım biliyor musun Osman? Nefes alamadım. Tabii öyle olunca attım hemen imzayı. Yani. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Ya kapat. Osman, bu sorunun cevabı sadece senin içinde. Senden başka hiç kimse yardım edemez sana Osman. Şimdi yarın sabah uyandığında Burcu'nun hayatında olmadığını düşün. Eğer bu seni rahatlatıyorsa doğru yerdesin. Ama rahatlatmıyorsa... onu ilk gördüğün anı düşün. İlk elini tuttuğun anı, sana sabah uyandığında kahve getirmesini, senin ona kahvaltı hazırlamanı ya da susmayı. Osman, sadece onunla susabilmeyi düşün.
Ama iyi düşün. Haklıymışsın. Ben kararımı vermişim çok. Ona söylemedin değil mi burada olduğunu? Asla. Ama altın ışık diye bir şey var. Galiba ona yetişmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Sen harika bir yengesin. Hiç söylemiş miydim daha önce? Harika bir yengesin. Çok zor bir şey Osman. Bir şey diyeceğim. Alarm durumuna geçsek mi? Sen kaybolduğunda ben böyle ağırdan aldım çünkü ağzımdan burnumdan getirdiler. Bir dur bir dur şimdi. Akif hastane hastane bir araştırıyor, daha cevap gelmedi ama bir sakin olalım. Bir dur. Evet, geldi. Nasıl uyarlayacağız insanları? Biz geldik. Osman. Allah kahretmesin, neredesin ya? Bir şey yok ya, trafikte kalmış çocuk. Oğlum telefonunu açsana. Allah Allah. Sessizde kalmış ya, fark etmemişim. Git gelini al. Yok yok, gitmesin. Dur. Ben gideyim. Siz fotoğrafçıyı çağırın. Gelini merdivenle inerken görün. Daha güzel oluyor. Sürpriz bozulmasın. Aklımızı almayalım ya. Ah! Ey Süreyya Hanım. Damat mı geldi? Geldi, geldi. Ah. Ben çağırmadım özellikle sürpriz bozulmasın diye. Ay, hazır mısın? Hazırım. Tamam, süper. Fotoğrafçı geldi mi? Anne bir sır telefonu, hadi gidiyoruz. Dur dur, sen dur. Gel Siren Hanım. Sen dur burada, tamam mı? Sürpriz olsun aşağıya. Çok güzel gözüküyorsun. Sağ ol. Hadi gel, buyurun. Gece uzun. Nasıl olsa durup durup sarılacağız. Burada önce bir grup fotoğrafı alalım. Ondan sonra da güneşi kaçırmadan, bahçede kalabalıklaşmadan dışarıda fotoğraflarımıza devam edeceğiz. Buyurun gelin. Nereden buldun? Sır. Hoş geldiniz. Merhaba. Aman efendim, kimden gelmiş, kimden gelmiş? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 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 Ya tatlım, bir şeyi de ben olmadan çözüverin ya. Common sense, common sense.
Bakması gereken tek kişi bana bakmıyor. Bir türlü olacak iş değil. Görüyor musun bak? Bizi birbirimize vermediler ama en nihayetinde yine biz karşılıyoruz konukları. Çoğunluk geldi gibi geçelim biz de ha? Osman kapıya kadar gelip davetiye bıraktı. Ben de hani kıramadım. Geldik, öyle yaptık. İyi yapmışsın. Çok mutlu oldum. Ben aslında sana teşekkür için gelecektim ama burada sıkı yönetimdeyim. Evden bırakmıyorlar. Teşekkür mü? Anlamadım. Niye? Beni bulmak için bayağı çaba harcamışsın. Ha yok canım, abartıyorlar. İşte elim kolum biraz uzun biliyorsun. Yani imkanları kullandım. Bir işe yarasın dedim. O yani insanlık görevi sonuçta. Peki. Yine de teşekkür ederim. Hoş geldin. Rica ederim. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ilk defa bir gelenek bozuldu diye hiç rahatsız olmuyorum. Ne demek bu? Biz ne zaman bir faaliyette durduk, bulursak ya bir kutlama yapsak mutlaka bir olay olur ama bu sefer atlattı şükür. Tamam. Şükür. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum ben. Kaçan kurtulur, bugün seversin, yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim. Ben valla gidiyorum. Ölürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim. Osman çok şanslı, kaybettim. Seveceğim, gezeceğim, görürsün.
Ya bence güzel söyledi. Güzel de sürpriz. Asma suratını. Yok annem şaşırtmıyor artık beni de. Anneni şaşırtacağı kesin. Yani bence annemin kalbi sandığımızdan daha sağlammış. Onu gördüm. Asma yüzü. Güzel görünüyorlar değil mi? Teşekkür ederim. Nikah şahitlerimiz lütfen. Kıymetli misafirlerimiz, bu harika geceye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Burcu Selim'e, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Osman Baran'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Biraz heyecanlandı. Burcu Hanım. Hayır. Kabul etmiyorum. Özür dilerim. Çekil.
Sana sarayım mı? Tamam, Fikret. Sen tamam. Misafirleri uğra. Anne. Anne, tamam. Fikret, sen misafirleri uğra. Misafirleri uğra. Sevgili konuklar, dinler misiniz lütfen? Şu anda çok üzgünüz ve gerçekten şaşkınız. Sizlerden özür diliyoruz. Ama bizi mazur görmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hepinize geldiğiniz için. Lütfen. Kimlik, para, hiçbir şey yok ama sizinle düzenli çalışan bir firmam var. GBS Hukuk Bürosu. Müşteri kayıtlarınıza bakabilirsiniz. Tamam. Burcu Selimer adım. Tamam. Hemen bakıyorum. Hemen. Evet efendim. Şirket kaydınız var ama kimden onay almalıyım? Kimseden onay almayacaksın. Direkt şirkete fatura edeceksin. Müdürünüz Mehtap Hanım nerede? Ara, çağır, bir şey yap. Tamam, sakin olun. Hemen. Tamam, bir saniye. Hemen. Biraz içsen ne olur? Abicim hadi biraz gayret et. Ne olur? Ha? Abicim ne oldu? Bunlar tartıştı mı? Kavga mı ettiler? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. Konuşmuyoruz. Osman olmasın abi. Ne oldu? Ha? Anne sen niye indin? Ay, ya başımıza yıkılmış. Ben yukarıda yatacak mıyım? Gecenin ilk felaketi sirenden geldi derken şu başımıza gelene bak. Ha. Neler oluyor burada? Biri bana hemen açıklasın neler olduğunu. Üstüne biz mi açıklama yapacağız ha? Tamam. Hesap mı biz soruyorsunuz bir de? Bir gelinin nikah masasından kimler kaçırdıysa ağlayarak onlara soracağım tabii. Kime soracağım Esma Hanım? Tamam, bir sakin olun. Siren Hanım, lütfen sakin olun. Benim kızım çocuklar gibi mutluydu ya hazırlanırken. Bir şey olmuş olması lazım. Ne yaptın kızım aslında? Bir şey yapma. Siren Hanım, lütfen. Hop hop hop, bir dakika. Siren Hanım. Ne olmuşsunuz? Ne oluyor ya? Ne yapmış olabilir canım? Allah Allah. Masayı zorla mı oturttuk canım? Aa, kızınız bizi yedi düvele rezil etti. Farkında mısınız siz bunun? Ne rezil olması ya? Benim çocuğum yok. Kim bilir ne yaptınız? Ona da o yüzden gitti. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Hiçbir gerekçe kızınızın öyle çekip gitmesini haklı göstermez, tamam mı? Lütfen. Ya biliyor musunuz ki gerekçe ne? Benim kızım aklı başında bir kız. Durduk yerde sizi rezil etmek için mi yaptı böyle bir şeyi? Elbette bir şey oldu. Bu soruların cevabını almak için geldim ben buraya. Bir herkes kendi tarafından bakmaya bırakabilir mi? Acaba? Fikret, gel oğlum. Gel. Osman. Abicim hadi kalk. Gel. Gel abicim. Gel, biz seni yatağına götürelim. Gel. Dayan bana. Hadi gözünü seveyim. Gel. Gel abicim. Yavaş. Görüyorsunuz değil mi oğlumun halini? Ha bir de oğlunuzu acıyacağım. Ya benim kızım yok. Nerede, ne halde bilmiyorum. Bir anne olarak yok çocuğum. Siz bunun farkında mı değilsiniz? Nesiniz ya? Bunun hatası tamamen sizde. Sorumsuzluğu, düşüncesizce aklına eseni yapmayı kimden öğrendi acaba? Ha? Affedersin. Esma, Burcu benim yanımda büyüdü biliyorsun değil mi? Ya sen ne diyorsun ya? Yani benim yanımda büyümüş olsa haklı mı olacak yani? Sirenciğim biz neyi tartışıyoruz ha? Neyi tartışıyoruz? Neyin kavgası bu Allah aşkına ya? Ne yapıyoruz biz burada? Neyi tartışacağız? Kızımı bulmaya çalışıyorum. Saçma sapan bir şey yapıyoruz tabii ki. Ne yapıyorsak bu kadına sor. Bütün derdi itibar, adı, sanı. El alem ne dermiş? Yok ona buna rezil olmuşuz falan. Bu mu sorumluluk? Bu saatten sonra seninle sorumluluk manasını tartışacak değilim. Bana deliymişim gibi tepeden bakıyorsun ya. Benim kızıma bir şey olursa. Seni de yakarım. Bursa'yı da yakarım. Esma Hanım. Görürsün o zaman deli nasıl olunuyormuş. Yürü gidelim, kızımızı bulalım. Bir saniye bile burada kalmak istemiyorum. Bir dakika Siren, duralım. Bir bak, bu konunun sonunu getirmemiz lazım. Sirenciğim, bir dakika. Garip.
misafirler falan değil benim umumda olan. Benim derdim o değil. Osman benim en kırılgan, en hassas, en naif oğlum. Yani bu yapılacak şey mi ona? Hı? Bu ne demek yani şimdi? Yani benim kızım bütün bu organizasyonu yaptı, sonra da çekip gitti, öyle mi? Nasıl yani? Benim oğlum müstahak mı buna? Ben öyle bir şey dedim mi? Ama sen bırakmıyorsun ki biz Osman'la konuşalım. Çocuk kendinde değil. Bu haldeyken ondan hesap mı soracaksınız bile siz? Bari sen yapma garip. Ne yapayım yani? Ben de kızımı mı savunmayayım peki? Burada savunulacak bir şey yok. Onu gör diyorum sadece. Sen de benim kızımın ne halde olduğunu sor. Nedir bu ya? Her şeyin öznesi Boranlar mı olacak yani? Esma, benim kızım yok ortada. Tamam, gel otur. Ay. 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 Aklım almıyor, aklım almıyor ya. Kavga yok, gürültü yok, öyle esip gitmeler falan. Bu ne saçmalık Allah aşkına? Ya. Ben bugün düğüne geç kalmadım. Korktum. Kaçtım, anladı. Benim yüzümden gitti. Sen korkmadın, tamam mı? Sen kaçmadın. Sen panik yaptın. Eğer evlenecek kadar seni tanıyorduysa, kaçsaydın o masaya geri dönmeyeceğini de biliyor olması gerekiyordu. Ha diyelim ki anladı. Neden korktun diye de sana sorması gerekiyordu. Abi biraz gazı kessek mi? Ne gazı Allah aşkına ya? Ne gazı? Çocuk oyuncağı mı bu? Hiçbir şey söylemeden çekip gitmeler, açıklama yapmamalar, böyle üzgünüm. Bu ne? Hiçbir bahane bunu affettirmez. Ya tamam tamam da şimdi sen biraz kendi yaşadıklarından körüklemiyor musun bu durumu? Benim biraz yalnız kalma ihtiyacım. Deme bir şey. Herkes bir şey diyor zaten. Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Eve gitmek istiyorum ben. Yalnız kalmak istiyorum. Sen bizimkilere bunu açıklasaydın. Tabii ki, tabii ki. Osman. Habersiz bırakma bizi, olur mu? Bir ses var. Dev şey yüzünden sana sarılamıyorum. Gel. Gel bir sarılayım da. Rahatlayayım ne olur. Ne oldu? Hiç düşünmedin değil mi? O kız ne hissetti? Ne oldu? Niye gitti? Gitmesi senin için yeterli. Gittiyse nasıl olsa suçludur. Hatta mümkünse ölebilebilir.
Ne alakası var ya? Yani yaptığı şey yanlış değil mi? Yok, yanlış. Çok yanlış. Hatta bence delirmelik. Siz niye Akif'i alıp mesela Osman'ı bir bara götürmüyorsunuz, çocuk kafasında atsın, zehrini atsın? Hayda. Konu nasıl geldi, dolaştı, bizi buldu? Tabii ki bizi bulacak Faruk. Çünkü sen kendi duygundan bahsediyorsun. Sen sadece öfkeni kustun. Sen o çocuğun halini görmedin. Sen o çocuğun hissettiği hiçbir şeyi anlamadın. Süreyya, ben kardeşimi öyle görünce üzüldüm. Bu suç mu ya? Biz üzülmedik çünkü, değil mi Faruk? Burada bir suçlu varsa o da Burcu zaten. Tamam, ne olur, ne olur. Bak, çok gerginim, çok sinirliyim. Osman'a üzülüyorum. Tamam, hiç takatim yok şimdi bu tartışmayı sürdüremeyeceğim. Bu saçma sapan bir yerlere gidecek. Ne olur gel, kapatalım, gel. Kapayalım tabii ki. Senin en iyi bildiğin şey zaten tahammül edemediğin konuları böyle kapatmak. Peki. Açalım o zaman. Hiçbir konuyu kapatmayalım, açalım. Başkasından duyma, benden duy. Fikret benden habersiz gidip o şirketle imzayı atmış. Yani tek seferi yapana kadar... gönderemeyeceğiz. Bir süre daha çalışacağız bu şirketle. Yani ilk sefer yapıldığı zaman hallolacak. Elimden geleni yapıyorum Süreyya. Gerçekten. Yani tazminat oranları çok yüksek. O yüzden şimdi bir şey yapamıyorum ama hani halledeceğiz. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ben gittim o kadına rest çektim Faruk. Ben gittim o kadına dedim ki sen benim kocamla çalışmayacaksın, bitti. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah aşkına siz deyip durma şuna. Ne diyeyim? Ben gittim kadınla konuştum diyorum. Nasıl bir yüz veriliyorsa arkamdan, nasıl bir şey dönüyorsa gidip imzalanabiliyor. Bu nasıl bir şey ya? Benim yüzüme baka baka seninle çalışacak ve ben buna susacak mıyım? Süreyya, Fikret'in hiçbir şeyden haberi yok. Tamam mı? Çocuk bilmeden gitmiş, imzayı atmış. Ben de halletmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bak geldim sana her şeyi açık açık da anlatıyorum. Ben daha ne yapayım Süreyya? Sen bana anlatıyorsun diye ben mutlu mu olacağım? Sen bana anlatıyorsun diye ben bunu kabul etmek zorunda mıyım Faruk? Süreyya hayır, ben elimden geleni yapıyorum. Bunu anlaman gerekiyor. Yapma! Sen hiçbir şey yapma. Çık git Faruk odadan. Al yastığını git. Hadi git. Vallahi dayanamıyorum artık ya. Ya yüzünü görmek istemiyorum. Saçma sapan bir gün zaten bugün. Hadi delireceğim ya. En kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Günaydın. Günaydın. Diyeceğim mi? Peki. Ay, bir şey yazdı mı Osman? Yani herhangi birinizi aradı mı? Bir gelişme var mı yani? Hayır, diyorsunuz ki üzerine gitme, bir şey yapma. Yalnız bırak çocuğu da yani şeyi tutacak, krizi tutacak, bir şey olacak diyor. Aklım çıkıyor anne, yani. Anne, tamam. Ben konuştum sabah. Yani sağlığı gayet iyi ama işte onun dışındakiler aynı. Değişen bir şey yok. Ha yani anlamıyorum. Şurada kalsa ne olur yani? Anlamıyorum ki. Ha dursun, ne gideriz, ne şey yaparız, gene yalnız kalır. Anne öyle bir şey olmayacağını biliyorsun yani ya. Yani konuşmasak bile şu bakışımızla belli edeceğiz. Şu halimize baksana. Bırak yalnız kalsın biraz, rahat etsin. Faruk nerede Süreyya? Bilmiyorum anne, geceden beri görmedim ben de. Sabah erkenden çıktı o. Ay. Ya arkadaşlar, Allah aşkına şu masayı artık kaldırabilir miyiz ya? Ay ucundan kıyısından diye diye saatlerdir yediğiniz cuk cuk.
Allah Allah, ne var, yiyoruz işte. Gözüne battı bunun da. Toplarız sonra. Evet, sofra muhabbeti güzel oluyor. Buradan akşama bağlanırız biz artık. Eyvallah. Sonra bana fil gibi olduk diye ağlamayın da. Bana canım, bana. Ne bir sabah mesajı, ne bir akşam iyi miydin? Hiçbir şey yok. Bir sabah şirinliği bile yok ya. Ya sen de. Sanki öyle bir şey yapsa daha çok sinir olmayacaksın. Adam huyunu biliyor. Ya bu daha iyi yani, öyle mi? Ben durayım burada kendi kendime. O gitsin sinsiyle iş halletsin. Kendimi yiyorum burada ya. Sinsi artık muhatap olmayacakmış. Ya ayrıca adamın kardeşlerine olan düşkünlüğünü biliyorsun. E Osman'ın durumu da hafifletici sebep bence. O yüzden o kadar sert çıkmıştır sana. He, Fikret'in altı yemesi. Peki bir şey soruyorum. Madem ben abartıyorum her şeyi. Senin başına gelse ya da senin başına gelse ne yaparsınız? Bu kadar rahat olabilir misiniz gerçekten? Ben peynirleri toplayayım. Koktu bunlar, koktu. Tamam mı? Ben şunları toplayayım, çaylarımızı temiz temiz içelim. Ben yine de hafifletici sebepleri göz önünde bulundururdum. Ben senin başına gelsin de seni o zaman görürüm. Teyzemde yemeğe kalıyorum. Senin nerede ne nane yediğin belli değil. Ben yine de haber vereyim dedim. Malum evlilik. Hayır, bunu misal diye söylüyorum ya. Beyler, ben bir iki dakika bir ayrılacağım. Bir telefon var diye bakmam gerekiyor, işle ilgili. Müsaadenizle. Geceyi diyorsan çalışma odasındayım. Senin sınırlarının dışına çıkmıyorum ben, biliyorsun. Sen bazen esince memleket sınırlarını bile aşıyorsun. O zaman evlilikte görecek gözün olmuyor. Ama ben seni her durumda çok seviyorum. Ne yaparsın? Sırılsıklam delilik. Ulan yarabbim, hala geyik yapıyor bak, arsız. Giden keyfini aşıyor sınırları zaten. Kalan sütten çıkmış ak kaşık. Sınırı aştıran biri olmayınca ahkam kesmek ne kolay. Uçuşla ilgili önemli bir toplantıdayım. Fikret ter dökerken benim aklım, gözüm telefonda. Sabahtan beri senden bir ses bekliyorum. Kimlerle toplantı yaptığını bilmediğimden üzülemeyeceğim, kusura bakma. Artık bunları takıntı haline getirdiğimden